Mazdi ve İmparatoroidi konusunu irdeleyeceğiz. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bu konuyu tartışıyor bizim için. İlk olarak Anadolu Üniversitesi'nin İç Hastalıkları Anabilim Dalı Bilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı'ndan Doktor Neşe Çolak bizimle birlikte olacak. Buyurun doktor. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım. Bu son oturumda kronik nefret yetersizliği ve hiperparatik tiroid konusunu sizlere özetlemeye çalışacağız. Endokrinoloji gözüyle, hipertik gözüyle, radyoloji ve ardından endokrin cerrahisi gözüyle bu konu aydınlatılmaya çalışacak. Bir vakayla başlamak istiyorum. 60 yaşında bir kadın yaygın vücut ağrı, halsizlik ve yürümede güçlük yakınmalarıyla kliniğimize başvurdu. 5 yıl önce polikistik böbrek hastalığına bağlı kronik böbrek yetersizliği nedeniyle haftada 2 kez hemodiyaliz programına alındığı öğrenildi. Son 2 yıldır yaygın vücut ağrıları var ve bu dönemde bakılan paratormon konsantrasyonu da 1235 pikogram bölü mililitreyi bulmakta. Bu nedenle paratiroidektomi açısından değerlendirilmek üzere gönderildi. Hastanın özgeçmişi yüklü iskemik kalp hastalığı öyküsü mevcut ve 2 yıl önce de hipertiroidi nedeniyle radyoaktif iyot uygulandığını öğreniyoruz. Soy geçmişinde bir erkek ve bir kız kardeşte polikistik böbrek hastalığı otozomal dominant geçişle uyumlu olacak şekilde polikistik böbrek hastalığı var ve aktif D vitamini haftada 2 kez 2 mikrogram kullanmakta. Sevalemer kullanmakta, beta blokeri ve anti iskemik etkili diğer tedavileri de mevcut. Fizik muayenesinde boyu 1.52 cm, ağırlığı 48 kilogram, normotans kabul edilebilecek sınırlarda. Laboratuvar tetkiklerinde kalsiyumunun 11.1 mg desilitre olduğu dikkati çekiyor. Fosforu 6, çarpım 66 dolayında. Paratormonu 1235 nanogram mililitrede. Alkalen fosfataz konsantrasyonu yüksek. Bizim laboratuvarımızın üst sınırı 260'tır. Radyoaktif iyot sonrasında ötiroidik durumda olduğunu görmekteyiz. MIBİ sintigrafisinde sağ tiroid lobu orta kesimine uyan alanda paratiroid adenomunu düşündüren bulguları var. Ultrasonografide ise paratiroid ile paratiroid glandı ile uyumlu olabilecek ama 1 cm küp boyutlarına varmamış oluşumlar mevcut. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu hastada sekonder tersiyer hiperparatiroidi tanısı ile operasyon planlanmalı mı? Acaba bu hasta opere edilmeli diyen meslektaşlarımız var mı? Şikayeti konusunda bir şey söylemedim. Söyledim efendim. Şikayeti yaygın vücut ağrıları, halsizlik ve yürümede güçlük. Evet. Hasta kronik böbrek yetersizliğinde haftada 2 kez hemodiyalize alınmakta. Bu verilerde T skoru yok ama ben size T skorunu söyleyeyim. T skoru lomber vertebrada -3.5. Evet, ameliyat olsun. Ameliyat olmasın diyenler var mı? Peki, bundan sonrasını göreceğiz. Bu vaka gerçek bir vakadır. Bizim polikliniğimizde takip ettiğimiz ve tipik olarak poliklinik seyrini size nakletmeye çalıştığım gerçek bir vakadır. Şimdi diyalize giren kronik böbrek yetersizliği mevcut hastalarda bir takım tedavi hedefleri var. Kemik döngüsü, kemik sağlığının normal sınırlar içerisinde kalabilmesi için. İntakt paratormonun 150-300 pikogram mililitre arasında olması normal kabul edilmekte. Düzeltilmiş serum kalsiyumu için, albümine göre düzeltilmiş serum kalsiyumu için üst sınır 9,5 mg bölü desilitre ve çarpımında 55'in altında olması gerekli. Tabii burada söz konusu olan son dönem böbrek yetersizliği olanlar. Onun dışında değişen derecelerde böbrek yetersizliğindeki hedef paratormon konsantrasyonları da belirtilmiş durumda. Biz kronik böbrek yetersizliğine bağlı ciddi sekonder hiperparatiroidinin aslında metabolik kemik hastalığı ve kırıklar açısından ciddi bir risk oluşturduğunu düşünmekteydik. Son zamanlarda yapılan çalışmalar bu tablonun aynı zamanda kardiyovasküler kalsifikasyon yoluyla kardiyovasküler mortalite ve morbiditeyi arttıran önemli bir faktör olduğunu da ortaya koydu. Öyle ki artmış paratormon konsantrasyonları tek başına artmış mortalite ve morbiditenin bağımsız değişkeni olarak
kabul edilmekte. Bu durumda tedaviyi kronik böbrek telsizliğine bağlı sekonder hiperparatiroidinin tedavisini nasıl yapmalıyız? Aktif D vitamini analogları bu konuda son derece güçlü ve etkili tedavi seçeneklerini oluşturmakta. Çünkü renal parenkim kaybı renal bir alfa hidroksilaz enzim aktivitesinin azalması sonucunu doğurmakta. Oysa ki aktif D vitamininin paratiroid glandı üzerinde hem sekresyonu inhibe edici hem proliferasyonu azaltıcı antimitotik etkileri mevcut. O nedenle aktif D vitamini bu tedavide son derece önemli ama tedavi başarısız olursa da paratiroidektomiyi elbette ki düşünmek lazım. Ama acaba öyle mi? Son durum nedir? Bu konudaki görüşler biraz daha esnetilmiş, değişmiş olabilir mi? Gerçekten de kalsifikasyon artmış mortaliteyle birlikte ve bunu etkileyen kalsifikasyon mortalite arasındaki bağlantıyı kurmaya yardım eden pek çok faktör var. Bunlardan bir tanesi de enflamasyon. Neticede biz kalsiyum fosfor çarpımını 55'lerin altına indirirken değiştirilebilir faktörler üzerinde durmalıyız. Aktif D vitamininden söz etmiştim. Kalsitriol 1,25'li hidroksi D vitamini ve bir alfa hidroksile D vitamini formu alfa kalsidiol. Bunlar başlangıçta etkili olsalar bile uzun dönem rezistans gelişimi söz konusu ve en önemli etkileri de kalsiyum fosfor çarpımını arttırıcı etkileri. Çünkü D vitamini tipik olarak gastrointestinal sistemden kalsiyum ve fosfat absorpsiyonunu arttırıcı etkide. Paratormon sekresyonunu inhibe eden ama kalsiyum ve fosfor absorpsiyonunu daha az etkileyen preparatlar üzerinde yani D vitamini analogları üzerinde çalışılmış. Parikalsitol bugün kullanımda olan bir preparat ve kalsitriole göre daha az hiperkalsemi ve hiperfosfatemi oluşturduğu bu yolla da mortalitede azalmayla birlikte olduğu ifade edilmekte. Tabii ki kronik böbrek yetersizliği mevcut bir de vücudun D vitamini statüsünü yansıtan depo D vitamini yani 25 hidroksi D vitamini düzeylerini de ideal olarak 30 nanogram bölü mililitrenin üzerinde tutmak gerekli. Şimdi ideal metabolik dengeyi kurmak için kalsiyumu 9,5'ların üzerine çıkarmamak gerekiyor. Fosforu da 5,5'ların altına çekmek gerekiyor. Oysa ki son dönem böbrek yetersizliğinin en önemli bulgularından birisi hiperfosfatemi. Hiperfosfatemi ile nasıl baş edebiliriz? Öncelikle kalsiyum tuzları kullanılabilir. Kalsiyum tuzları %20-30 emilimle hiperkalsemiye katkıda bulunabilirler. Kalsiyum asetatın hiperkalsemi yapıcı etkisi kalsiyum karbonata göre daha az belirgin. O nedenle seçilecek maliyet açısından da daha efektif olan, daha uygun olan kalsiyum asetat olmalı ve 1-2 gram kalsiyum gün dozunda kullanılmalı. Ama bu dozlarda bile hiperkalsemi gelişebileceği hatırlanmalı. Bu durumda hiperkalsemi varsa fosfat bağlayıcı olarak kalsiyum tuzlarını kullanmak söz konusu değil. O halde bağlayıcı olarak hiperkalsemik etkisi olmayan bir preparat kullanmalı, bir preparat geliştirilmeli. Bu da sevalemer. Gerçekte sevalemer intestinal kolesterol absorpsiyonu da azaltarak lipid profilinde olumlu iyileşme ve koroner arter kalsifikasyonunu azaltarak da morbidite üzerinde hatta mortalite üzerinde son bir çalışma ile olumlu etkileri olan bir preparat. Lantanum karbonat konusunda bizim ülkemizde deneyim yok ama sevalemer yaygın olarak kullanılmakta. Algılayıcı reseptörden söz etmek istiyorum. Dün primer hiperparatiroidi ve hiperkalseminin ayırıcı tanısında kalsiyum algılayıcı reseptörden söz edildi. Kalsiyum algılayıcı reseptör paratiroid hücrelerinin membranında olan ve terseliler iyonize kalsiyum konsantrasyonu paratiroid hücrelerinin algılamasını sağlayan bir reseptör. Bu reseptör hücre içerisinde iki yolla sinyal iletiyor. Fosfolipaz C yoluyla sinyal iletimi paratormon sekresyonunun uyarılması sonucu doğuruyor ki bu iyonize kalsiyum konsantrasyonları azaldığında geçerli. Bunun dışında P yoluyla sinyal iletisi iyonize kalsiyum konsantrasyonları arttığında paratormon sekresyonunun ve paratiroid hücre hiperplasisinin baskılanması sonucunu doğuruyor. O halde teorik olarak biz
kalsiyum gibi, iyonize kalsiyum gibi reseptöre bağlanan ve hücre içerisine CAMP sinyal iletisi yoluyla paratormon sentezini baskılayan bir preparat kullanarak paratiroid glandlarındaki kontrolsüz hiperplaziyi baskılayabilir ve bunu yaparken de serum kalsiyum konsantrasyonlarını arttırmamış oluruz. İşte bu aşamada kullanılacak preparatlar kalsiyum mimetikler ve bunlardan biri de sinakalset. Sinakalset paratormon konsantrasyonunu azaltıp kalsiyum ve fosfor çarpımını azaltarak etkili. Böylece vakaların birinde hedeflere ulaşılması sağlanıyor. Oysa ki bu standart tedavide %6 oranında ve uzun süreli tedaviye de müsaade eden bir preparat. En önemli nokta bu preparat ile kardiyovasküler hastalıklar kırık ve paratiroidektomi sıklığının kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldığını görmekteyiz. De kabul edilebilir sınırlarda. O halde algoritmamız şu olabilir. Paratormonun 300 pikogram mililitrenin üzerinde olduğu ve serum kalsiyumun da 8.4'ün üzerinde olduğu hastalarda sinakalset 30 miligram günle başlayabilir. Doz 180 miligrama kadar arttırılabilir. Eğer paratormon konsantrasyonu baskılanıyorsa sinakalset tozu devam eder. 30 miligram günle bile paratormon yüzlerin altına iniyorsa sinakalset kesilebilir ve hasta periyodik takip edilir. Gerekirse tekrar başlanır. Seviyelerde ve uygun kalsiyum ve fosfor düzeylerinde aynı şekilde devam. Kalsiyum ve fosfor konsantrasyonlarının artması durumunda fosfat bağlayıcı tedavi öncelikle sevalemerle düzenlenir. Paratormon konsantrasyonları maksimum doza çıkılmakla baskılanmıyorsa D vitamini kullanmak, aktif D vitamini kullanmak söz konusu olabilir. Bu kişisel bir tercihtir. Tedavi başlangıcından itibaren kalsiyum seviyesine göre sinekalsetle birlikte de aktif D vitamini başlanabilir. Bizim kendi klinik pratiğimizde bu yönde ve neticede hedefler aşılıyorsa fosfat bağlayıcı tedavi düzenlenir. Gelelim hastamıza neler yaptığımıza. Başlangıç için bu değerlerle Mart 2009'da hastayı gördüğümüz vakit sevalemer 3x2 tablet gün olarak başlandı. 800 mg tabletleri var. Diyaliz süresi ve sıklığı artırıldı. Çünkü fosfat eliminasyonu için uygun bir yol bu. Aynı zamanda tıbbi beslenme tedavisiyle fosfat içeriği kısıtlanmış diyet önerildi hastaya. 1.25 milimol litre kalsiyum içeren bir diyalizatla hasta diyalize alındı ve sinekalset başlandı. Neticede 10. günde görüyoruz. Aslında sinekalset başladıktan sonra paratormon konsantrasyonları 4. haftada değerlendirilmeli. Sinekalset dozu da 3-4 haftadan önce değiştirilmemeli. Neticede bu tedaviyle gittiğimiz vakit 2. ayda hastanın paratormon konsantrasyonunun hedefe vardığını, kalsiyum ve fosfor konsantrasyonlarının da kabul edilebilir sınırlarda olduğunu gördük. Belki aktif D vitamini düzeyini bu aşamada çekmek, eklememek düşünülebilir. Bundan sonrası için hastanın yaklaşık bir hafta önceki sonuçlarını söylersem size, hastanın paratormon konsantrasyonu 82 pikogram bölü mililitre olarak bildirildi. Bu durumda sinekalseti geçici bir süre için kesmeyi planladık. 3 hafta sonra hastanın yeni paratormon konsantrasyonunu göreceğiz. O halde bu vakada sinekalsete cevabı değerlendirmeden paratiroidektomi indikasyonu koymamak gerekli. Bu durumda paratiroidektomi ağır, tedaviye dirençli sekonder hiperparatiroide paratiroidektomi indikasyonlarını bir kere daha gözden geçirelim. Tedaviye dirençli hiperkalsemi ve hiperfosfatemiye eşlik eden yüksek paratormon konsantrasyonları üst sınırın 8 katından fazla. Biyomekanik sorunlar varsa kalsiflaksi kesin bir indikasyon, hiç tereddütsüz bir indikasyon. Relatif olarak tahmini gland ağırlığının 1 gramı aşması da paratiroidektomi indikasyonları içerisine katılmaya çalışılıyor. Bu konuda da radyoloji bize yol gösterici olabilir. Ben çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için sanıyorum nükleer tıptan arkadaşımız devam edecekler.